gün buradayken Beşiktaş'la ilgili gündemi de mutlaka evet. değerlendirmemiz gerekiyor. Çok iyi gitmiyor işte. Valla şaşırtıcı oldu mu? 3 maçlık bir yenilgi serisi var. Şimdi şöyle Kerem, desen ki bana Fernando Santos'un bugünkü aldığı sonuçlar, senin oynattığı oyun senin için şaşırtıcı oldu mu? Valla ben şaşırmadım. Şaşıranlara daha fazla şaşırıyorum bu arada. Şimdi 14 maç oldu Fernando Santos'un. Ben bir tane kaliteli bir Beşiktaş takımı maçı izleyemedim. Yani ben Beşiktaş'la ilgili seyir zevkine ulaştığım son maçı muhtemelen Rize deplasmanındaki Serdar Hoca'nın takımın başında olduğu farklı galibiyet. Oydu yani. Bir mücadele, bir oyun, ne yaptığını bilen bir takım izlenimi ben o maçta görebildim. Ondan sonraki süreçte kazandığı maçlar da dahil olmak üzere Fernando Santos takım başındayken yine eleştirilerimizi yaptık. İzlemesi keyifli bir Beşiktaş maçı sunmadı çok bize kötü. Santos Hoca. Yani hiç seyir zevki sıfır. Yani bugün Beşiktaş taraftarı mesela stada maça gelmese ve sorsanız niye gelmiyorsunuz? Kazansa dahi söylüyorum. Ya oyun çok kötü. Neyini izlemeye geliyorum dese haksızsın diyemem. Kazandığı maçlardan sonra da aynı kanaat dedim. İstanbul Spor maçını kazandı mı? Kazandı. Kime seyir zevki verdi? Konya maçını kazandı mı? Kazandı. Kime verdi zevki? Yok. Ha. Şu var, Beşiktaş'ın yapması gereken kazanmak, iyi futbol. Şu an kimse aslında Beşiktaş'ta bu sezon üzerinde kazanmayı beklemiyor devamında. İyi bir futbol bekliyor. Şenol Hoca hem iyi oynattı hem kazandı geçtiğimiz sezon. Bu kez en azından iyi oynayalım, bir umut ışığı alalım. Yazın da 5-6 tane takviye ilk 11 seviyesinde. 7-8. 4 tane yabancı, bazıları yerli olmak üzere benim ilk etapta ilk 11 seviyesinde beklediklerimi söylüyorum. Takviye yeni sezona umutla başlayabiliriz düşüncesi olabilir. Ama Beşiktaş taraftarı kazandığı maçlardan sonra dahi umutsuz ve keyifsiz. Stat'tan keyifle ayrılamıyorsunuz. Düşünsene kazanıyorsunuz ama keyifli gidemiyorsunuz. Sebebi saha içerisinde oynanamayan futbol. Ve bunun dışında hem futbol oynanamıyor hem de üstüne sonuç gelmiyor ve 3 maç üst üste kaybediyorsunuz. Ve acı tabloyu söyleyeyim. Beşiktaş 3 maç üst üste kaybetti diyoruz değil mi? Ligde şu an 3 maç üst üste maç kaybeden takım yok. İstanbulspor'da dahil. Trabzonspor. Hayır, şu anki mevcut tablo. Hayır. Trabzon da üst üste 3 maç kaybetti bu sezon. Bu sezon. Hayır, şu an seri son 3 maçını serisi. Kaybeden ha, son 3 haftada diyorsun. Son 3 maçını kaybeden tek takım Beşiktaş. Ve Beşiktaş'la ilgili acı olan şunu söyleyeyim. Beşiktaş bu sezon hiç 3 maç üst üste kazanmadı ligde. Evet. Sıfır. Şimdi ona bakıyordum. Evet. Sıfır. En son böyle 4 maçta 3 galibiyet aldığı seri var. Bir de Santos'la 4 maçta 10 puan var. Trabzonspor maçıyla başlayıp İstanbulspor maçıyla 3 maç üst üste galibiyeti yok. Şunu söyleyeyim, böyle bir tabloyu da yanılmıyorsam en son 2010'larda 11'ler o arada yaşadı Beşiktaş. Yani o günden sonra mesela 3 maç üst üste kazanamadığı sezonu yok. Beşiktaş'ta kazanma kültürü kayboldu. Onun dışında oyun kültürü de kayboldu. Beşiktaş'ın oyun kültürüyle alakası olmayan bir oyun oynatılmaya çalışıyor sahada. Ha, tek başına bu Fernando Santos'un kabahati mi? Değil. Beklentiler çok yükseltildi bu arada ama Santos'la ilgili ilk geldiğinde de aklındaki soru işaretleri benzerdi. Bugün de benzer noktada. Yeni sezona Santos başlıyor olsa mesela bende bir değişiklik olmaz. Turnuva takımı kimliğiyle Beşiktaş yönetilmemeli. Beşiktaş her maçı ikinci bir maçı varmış gibi, rövanşı varmış gibi oynuyor. Ben bütün maçları izlerken bu hissiyata kapılıyorum. Futbol Beşiktaş'ın oyununu izlerken. İster deplasmana çıksın ister kendi evinde. Sanki oynadığı rakiple bir daha karşılaşacak. Avantajlı spor peşinde gibi. Yani. 2-1 yenilsek yani de dengede gidelim. Bir tane atarsak atarız. İşte yemeyelim. Aman dikkat edelim. Bu oyun. Hayır, bu oyun şampiyonluk getirmez. Ve şunu söyleyeyim. Santos'la ilgili. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar Beşiktaş yönetimi tamamen destekli arkasındaydı. Yeni sezon planlamalarını Fernando Santos ile birlikte yapıyordu. Bütün konularda mutabıktılar. İşte kimler gidecek, kimler kalacak, nasıl olacak falan. Şimdi bu işler değişmeye başladı. Herkes destek çıkmıyor yönetim kurulunda. Biliyorum. Şimdi isim vermeyeyim. Kapalı kapılar ardında bu desteklerini biraz geri çekenler var. Çünkü gelecek sezona o yöneticilere de o izlenimi vermiyor. Tekrar Şenol Güneş'e dönerim Beşiktaş. Şu an bunu konuşmak için açıkçası erken. Neden erken de söyleyeyim. Camiye nasıl karşılardı? Sezonun, garip bir sezonu hareket olmaz mı? Sezonu Beşiktaş Fernando Santos ile tamamlayacak. Ben bunda şüphem yok bu arada. Hı hı.
en yetkili isimler de bunu ifade ediyor. Sezonu Fernando Santos'la tamamlayacak Beşiktaş. Ama sezonun sonunda bir değerlendirme yapacak. Çünkü Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa şampiyonun hocası bugünkü Fernando Santos değil. Ha, Haziran ayı gelir, yeni bir değerlendirme, devam kararı çıkar. Başka zaten bu arada normalde Fernando Santos'ta yeni sezon planları yapılıyor. Onun başarılı olmasını arzu ediyor yönetim. Kim etmek ister, kim istemez. Ama bir şeylerin değiştiğini şöyle anlatayım. Fernando Santos Salih Uçan'ın kalmasını 4 istiyordu. 4 dakikamız var bu arada. Yeni sezon için. Salih Uçan'ın yeni sezon için kadrosunda olmasını istiyordu. Mevcut şu anki yönetim o kadar ılımlı değil muhtemelen. Cenk Tosun o kadar değildi. Salih Uçan gibi değildi düşüncesi Fernando Santos'un. Salih Uçan'ı kadrosunda görmek istiyordu. Ama mevcut yönetim Salih Uçan'a bir teklif yapmadı mesela. Bir görüşme yaptılar, teklif yapmadılar. Bak görüşmeyle teklif ayrı şeyler. İki futbolcuya da öyle ya da böyle Cenk Tosun Beşiktaş'ın bir değeri. Kötü bir sezon geçiriyor. Ayrılması gerekiyor da olabilir. Kötü bir sezon geçiriyor. Ayrılması gerekiyor da olabilir. Film buraya kadardır. Bir yerde sonra film kopması gerekir. Ayrı. Çok yara vermemek gerekiyor bazı şeylere, ilişkilere. Cenk Tosun burada çok güzel başarılar elde etti. Şampiyonluklar kazandırdı, paralar kazandırdı. Biraz sınırı şey yapmak gerekiyor. Cenk Tosun bilerek mi kötü oynuyorsa da? Hayır. Ama şu var. İki futbolcuya da teklif yapıldı. İki futbolcu da rakamı kabul etmediği için imzalamıyor. İki futbolcuya da Beşiktaş'tan giden bir rakam yok. Bir futbolcunun bir rakamı kabul etmemesi için önünde bir rakam olması gerekiyor. Ya derseniz ki Cenk işte sana 750 bin euro. At, misal veriyorum şu an 18 milyon TL'ye oynuyor. Hı hı. Salih 9 milyon TL'ye oynuyor bu sezon. Derseniz ki işte atıyorum 750 bin euro kabul ediyor musun? Hayır ben 1,5 istiyorum. Cenk 1,5 istedi olmadı anlaşamadık. Bu ayrı bir hikaye. İkinci tarafı da performansını beğenmedik ve devam etmek istemiyoruz. Bunlar profesyonel tavırlar. Değil mi? Ve olması gereken bu arada Cenk Tosun bu sezonki performansı gerçekten hani iyi değil. Ve aklının bunlarda kaldığı belli. Atamadığı penaltı dahi gösteriyor bize geriye gidişi. Ama bir şeyi ayırt edelim. Yani futbolcular pazarlık yapabilmesi için önde bir rakam olması gerekiyordu. Böyle bir duruma düşmediler. Çünkü önlerine bir teklif gelmedi rakamsal olarak. Artık bu dakikadan sonra kanaat yönetimsel açıdan pek devam edilmesi yönünde değil. Beşiktaş kadroyu baştan sona bir yenileme çabasında olacak. Yerli de dahil olmak üzere. Sanırım 2 dakikamız var. Yönetmenime de sorayım. Evet. Hatta daha az. Çok kısa bir Fernando Santos değerlendirmesiyle noktalayalım. Ya Beşiktaş'ın sorunları teknik adam değişikliğiyle çözülebilecek olsaydı Şenol Güneş gitmezdi. Beşiktaş'ın daha temel sorunları var. Santos'u da kurban etmenin bir alemi yok. Santos'un nasıl top oynattığını dünya alem biliyor. Biliyordu. Bekleme oyunu oynatır yani. Ha. Biliyor, yine biliyor. Ama ben şöyle düşündüm. Santos çok kariyerli bir adam. Beşiktaş yönetimi Santos'la teklif yaparken, hocam biz böyle bir takımız, biz işte 3. bölgede oynarız, ona göre bir takım istiyoruz senden dediğini düşündüm. Herhalde öyle bir şey de dememişler. O zaman kusura bakmayın da bu yönetim fiyaskosudur. Santos'un pisliği yok. Santos bildiği neyse onu devam ettirmeye çalışıyor. Elindeki oyuncuların kalitesine göre de sonuç alırsın. Sonuçta bu futbolda farkı yaratan oyuncularının kalitesidir. Yani diğerleri ayrıntıdır. Teknik adam katkısı, tribün katkısı. Senin iyi oyuncuların varsa iyi oyun oynarsın. Beşiktaş'ın oyuncuları da özellikle transfer döneminde Ahmet Nur Çebi ve hocanın birlikte yaptığı transferlerin bilmiyorum artık. Yaptığı transferler verimsiz çıktı. Eldeki iyi oyuncular da bu sefer kendi performanslarının altında kalınca Beşiktaş başka bir sarmala girdi. Başarısızlık sarmalına girdi. Ama Beşiktaş'ın temel sorunu yönetimsel. Gıcık tuttu. Öyle mi? Geçmiş olsun. Süremizin de sonuna geldik. Selahattin Kınalı teşekkür ediyorum. Bugün Şahinoğlu aynı şekilde. Ben teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Spor Ajansı'nda bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.